Kusura bakmayın da böyle lider falan olunmaz. Dışarıdan bir de maçı izlerseniz lider Beşiktaş'ta. 2 haftadır beklemediğimiz bir şekilde çok saçma sapan puanlar kaybediyoruz ve çok gol yiyoruz. Kale önü yol geçen hanına döndü. Şampiyonluğa inanın dedim, inanmadılar. Siz beni daha tanıyamamışsınız. Ben bitti demeden bitmez. Yemin ediyorum bak, bir haftada yaşlandım. Vallahi billahi yaşlandım. Ben hiç böyle hayal etmemiştim ya. Takıma ya birinin nazarı değiyor ya da değmek üzere. Böyle şey olmaz. Göz olanın gözü çıksın. Bu nedir ya? Yok lidermiş, yok şöyleymiş, yok böyleymiş. Bizi hiç alakadar etmez. Burası Beşiktaş. Alayına gider. Ben hep söylüyorum, endişeye mal yok. Takılırlar, takılacaklar. Biz çok gördük sezon boyu at gibi koşup son düzlükte tökezleyenleri. Biz büyük takımız. Önce rakibe bir avans veririz, sonra içinden geçeriz. Böyle daha eğlenceli oluyor. Bu durum canımı sıkmıyor değil. Ama avantajlı olan hala biziz. Hala güzeliz, hala lideriz. Böyle olacağını bilseydim gelir miydim arkadaş ya? Ne güzel oturuyordum evde ben. Geçen sene şampiyon olmuş diye geldim ben bu takıma. Duydum ki bu Sivas Efendi zamanında Fener'i şampiyonluktan etmiş. Ben de ona göre hazırladım takımı. Kimse Fener'i şampiyonluktan edemez. Böyle alırım akıllarını. Biz yıllarca Kadıköy'de kazanamadık. Şimdi burada kazanamıyoruz. Ne oldu? Kadıköy'ün büyüsünü buraya mı aldılar? Şu takımın başına sezon başı gelseydim yine böyle seri şampiyonluklar yapardım ben. Millet de ağzı açık bakardı. Vay be şu Şenol Güneş ne adammış derdi. Acilen bir maç kazanmamız lazım. Bak bir maç. Geldim geleli galibiyetim yok ya. Ben kariyerimde yaşamadım böyle bir şey. Şimdi Sivas'a kupada da koyacağız. Her yerden intikamımızı alacağız. Takımın acilen toparlanması lazım. Yoksa Şeşka'da Fener şampiyon olacak. Bana da kupanın sapı kalacak.